Merhaba, merhaba sevgili dost. Şimdi Instagram'da bakıyorum. Dedim ki çünkü YouTube videoları çekeceğim ve Instagram'da bir soralım dedim. İnsanlar neyi izlemek istiyor? O yüzden dedim ki kanalda neyi izlemek istersin dedim. Onlarla ilgili bir video şimdi burada seninle. En çok ev videosu istemişsiniz. Evin son halini biliyorsunuz ben evime taşındıktan sonra uzunca bir süre küçük bir evle mücadele ettim. Herkes her şeyden anlayamaz ve bu konuda çok yetenekli değilim açıkçası. Kendi elimdeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalıştım ama sonra olmadı. Sevgili Dilek Er'le çok güzel bir yola girdik. Sağ olsun çok küçük bütçelerle evimi derleyeceğine, toparlayacağına söz verdi. Ve gerçekten evimi çok harika bir şekilde getirdi. Evimin son hali videosu çok yakında kanala yüklenecek. Takipte kalın ama eğer evin ne, hangi süreçlerden geçtiğini, nerelerden buraya geldiğimizi merak ediyorsanız ve bunları hala izlemediyseniz Dilek Er'le evimi nasıl hale yola koyuyorum videoların linkini şuraya bırakıyorum. Demişsiniz ki hangi videolardan başlayacağım? Sizi yeni buldum. Hangi videodan başlayacağım? O kadar çok video var ki 2015'ten beri buradayım. Sağlıklı yaşam üzerine, sağlıklı beslenme, kendine iyi bakma, kendini iyi hissetme tüyolarıyla ilgili pek çok video bulabilirsin. Yapman gereken vakit ayırmak ve kanalımın içerisine dalmak. Olumlama içe dönük konuşma sanatı demiş. Olumlamaları çok fazla sosyal medya hesabımdan kullandım. Olumlama biliyorsunuz bizim bilinçaltımıza yer etmiş. Zihinsel negatif inanç kalıplarını ve negatif söylemleri düzenli bir şekilde tekrarlayarak bilinçaltını bir nevi kandırmak ve onlara inandırana kadar, olumlu olana inandırana kadar devam ettirmek. Bu bir sistem aslında. Bu bir psikolojik sistem. Sinir bilimcilerin kullandığı bir sistem. Buna afirmasyon da deniyor, olumlama da deniyor. Instagram hesabımda afirmasyonları, olumlamaları fazlasıyla bulabilirsin. Bebeği olan annelere öneriler videosu demişsiniz. Çok güzel. Bunu da ben hemen cebe koyuyorum. Şu anda çekemeyeceğim ama hemen yapacağım. Günlük rutininizi paylaşır mısınız demişsiniz. Ayşe ile bir gün videosunun vlog linkini şuraya bırakıyorum. İzleyin bakalım bir günüm nasıl geçiyormuş. Güzel bir soru gelmiş. Uyanış yolundaki insanların yaşadığı ya da yaşayabileceği duygusal ve ruhsal süreçler nelerdir? Bununla ilgili aslında çok farklı şeyler var. Bu anlamda neyi yaşadığınızı ve hangi çalışmayı yaptığınızı ve hangi ruhsal süreçlerden geçtiğinizi anlamamız lazım. Uyanış her şeyden önce bildiğiniz gibi uyanış için önce bir sıkıntı olması lazım. Önce bir kişinin kendi olduğu kişiden memnun olmaması, bir sorgulaması, niye buradayım, neden buradayım, yaşam amacım nedir, nereye gideceğim gibi soruları olan, ben kimim gibi soruları olan insanların ruhsal uyanışlarının başladığını düşünüyorum. Eğer bu ruhsal uyanıştaysanız, bu soruları soruyorsanız öğrenme ihtiyacınız olacaktır. Yeni şeyler öğrenme ihtiyacınız, arzunuz olacaktır. Hep kitaplara, kaynaklara, kişilere, uzmanlara, hocalara, üstadlara saldırıyor hale gelirsiniz. Sonrasında kendi farkındalığınızı artırırsınız. Buna biz içgörü diyoruz. Kendimizle ilgili farkındalığımızı artırırız. Bunlar bazen inişli çıkışlı olabilir. Ailemizden getirdiğimiz inançları, onların bize verdiği bazen travmaları temizlemek gerekebilir. Bazen içimize dönmek, bize acı verici hatıraları tekrar o böyle dingin gölün sularının altında dibe çökmüş çamurları tekrar kaldırmak gibi olabilir. Ama dediğim gibi kim olduğu yolunda yılmadan, cesaretle kendi içindeki karanlıklara bakıp oraları aydınlatma niyetinde olan her kişi bence bu yollardan geçmelidir. Acı olmazsa kazanç olmaz. Çok da güzel bir söz vardır. Ruhun en karanlık gecesini deneyimlemeden sabah olmaz derler sevgili dostlar. O yüzden devam. Meditasyona başlamak istiyorum ama nereden nasıl bilmiyorum demişsiniz. O zaman ben sizin için ilk çalışmamızın linkini buraya bırakayım. 4 seviye çalışmamız var. 1. 2. 3. ve 4. seviye çalışmalarımız. 1. seviyeden başlayarak diğerlerini sırayla hepsini gün atlamadan 21 gün boyunca 21 gün 1. seviye yaptınız, bitti. Ertesi gün 2. seviyeye yaptınız, 21 gün yaptınız, bitti. Ertesi gün 3. seviye yaptınız, bitti. 24 saat sonra yani ertesi gün diye devam edebilirsiniz. 4 seviyeyi bitirdikten sonra ilk 2 seviye biraz daha topraklanma enerjisiyle ilgili bizi daha kalp çakramızın altındaki seviyelerde beden farkındalığımızı bedene getirmek, bizim birlik bilincini hissetmemizi sağlayacak daha bedensel uyanıştaki çalışmalar, toprak enerjisiyle olan biraz çalışmalar. 3. ve 4. seviye biraz daha kalp enerjisi ve 3. gözü, epifiz bezini aktive ettiğimiz
daha üst titreşimli çalışmalar. Bu dördüncü seviyeyi bitirdikten sonra ilk iki seviyeyle diğer iki seviyeyi karşıt olacak. Yani 1 ile 3'ü, 1 ile 4'ü ya da 2 ile 3'ü, 2 ile 4'ü gibi yapacağız. Yani 3 ile 4'ü aynı gün içerisinde yapmayın asla. Bir topraklayıcı çalışma, bir de üst frekans bir çalışmayı gün içerisinde kombine ederek yapabilirsiniz. Hangi saatte yaptığınız çok önemli değil. Sabah saati de yapabilirsiniz, diğerini akşam. Arka arkaya da yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi 4 çalışmayı da 21 gün aralıksız 21 çarpı 4'ten yani 20, 40, 60, 80 yaklaşık 84 gün aralıksız düzenli bu meditasyonları yaptıktan sonra arka arkasına yapabilecek bir titreşim seviyesinde olacaksınız. Bunu da eklemiş olayım. Demişsiniz ki iş yoğunluğunda enerjimiz düştüğünde kendimizi en iyi ne yaparak motive edebiliriz? Yine çalışmalarımı yaparak motive edebilirsiniz. Hep bana soruyorsunuz bu enerji kaynağınız nedir diye. Aslında enerji kaynağı çok basit. Evren enerjisi yani chi enerjisine ve torus enerjisine bağlandığınızda yaşamsal enerjiniz hep yüksek kalır. Bu da size her boyutta bolluğu, bereketi, coşkuyu, neşeyi ve her anlamda huzuru getirir. Demişsiniz ki akşam bakım rutini ve beslenme rutini. Evet, bunu ben ayrıca bir video olarak çekeceğim. Şimdi burada cevaplayayım. Ama yakın bir zamanda beslenme ve bir günümün rutinini çekmiştim. O videoyu buraya ekleyeyim. Bak bakalım beğenecek misin? Vlog olabilir. Pek çok konuyla ilgili vlog çekiyorum. Genel olarak da seyahatlerle ilgili vlog çekmeyi seviyorum. Sevgili Sümeyra sormuş. Eğer sen de merak ediyorsan sevgili Sümeyra, vloglarımın olduğu listeyi de buraya linkini bırakıyorum. 80'ler seti. Geçenlerde 80'lerle ilgili harika bir vlog yaptık. 80'ler setinde bir gün videosu. Hemen onu buraya bırakayım. Ama bunun devamının geleceğinden emin olabilirsiniz. Çünkü o gün her oyuncu yoktu. Ben böyle sevdiğim 80'ler hayatımı sizlerle paylaşmaktan çok memnun oluyorum. Çünkü orası gerçekten bambaşka bir dünya. Daha uzun vloglar gelecek. Hiç kundalini gibi veya metafizik boyuttan varlıklarla temas gibi bir deneyim yaşadınız mı? Sevgili dostum, bunu buradan anlatsam çok uzun şey olur. Ama paylaştığım çalışmalarda ve canlı yayınlardaki hep beraber yaptığımız canlı yayınların bence çok muazzam bir enerjisi var. Orada sadece ben değil, bu çalışmayı benim enerji alanında yaptırdığım sevgili dostların da deneyimleri muazzam. Instagram hesabımda ve canlı yayınlarda, YouTube kanalındaki bu videoların altındaki yorumlarda neler yaşıyoruz, kimlerle karşılaşıyoruz merak ediyorsan bakabilirsin. İş yoğunluğunda enerjimiz düştüğünde kendimizi en iyi ne yaparak motive edebiliriz? En iyi ne yaparak motive edebiliriz şeyleri aslında işte burada bu kanalda. Yani benim kendimi nasıl motive ettiğim beslenmeden uykuya, fitness'tan kişisel gelişime kadar burada. Ama her şeyden önce doğru nefes almak lazım sevgili dostum. O yüzden kanalda yüklediğim birinci seviye meditasyonu sana öneriyorum. Linki de buraya bırakıyorum. Meditasyon hayatınıza neler kattı? Sevgili dostlar, meditasyon hayatıma çok şeyler kattı. Bununla ilgili bir video çektim zaten. Bunu da buraya ekleyeyim. Berrakçım, sana kamera arkasında çok iş düştü. Linklerce diyorum ben. Meditasyon hayatıma neler kattı? Videonun linkini de buraya bıraktım. Spiritüel yetenekler konusunda bir videoyu hemen çekeceğim. Aromaterapi ve üzerine kitaplar demişsiniz. Aromaterapi üzerine harika videolarım var. Onu da doğal terapiler başlığı altında kanalımda yüklü video listelerinde bulabilirsiniz. Dövmelerin anlamını merak ediyorum demişsin. Bunun için de ayrıca bir video sözüm olsun sana. Sanıyorum daha fazla şey gelmez. Çok fazla duygusal boyuttaki şeyler sorulmuş. Anne babamızdan gelen travmalar, başka şeyler. Bunlarla ilgili de çocukluk travmalarımızı nasıl temizleriz ve başka konularla ilgili bir video da çekiyor olacağım. Çok teşekkür ederim. Vakit ayırmışsınız, sorular sormuşsunuz. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Bugünlük benden bu kadar. Eğer istediğiniz video önerileri varsa bu videonun altındaki metin kısmına tekrar paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.